Halime Çavuş. Halime Çavuş 1898 Duruçay Kastamonu'da dünyaya gelmiş. 20 Şubat 1976'da yine Duruçay Kastamonu'da hayata veda etmiştir. Halime Çavuş, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında milis güçlerin arasına erkek kılığında katılan bir Türk kadınıdır. 1898 yılında Kastamonu'ya bağlı Duruçay köyünde doğdu. Babası ve annesi istememesine rağmen Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmak istedi. Saçlarını kazıttı, sakal tıraşı oldu ve erkek kılığında milis güçlerine katıldı. Arkadaşları arasında uzun süre Halim olarak tanındı. Ordunun lojistiğinde görev aldı. İnebolu Limanı'nda Ankara ve Sakarya'ya öküz arabaları üzerinde silah ve mühimmat taşıdı. Bir gün İnebolu'ndan cephaneye mühimmat taşırken kar yağışlı ve soğuk bir havada montunu cephanenin üstüne örttü. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet denk geldi ancak onu tanıyamadı. Mustafa Kemal Paşa cepheye taşıdığı mermileri kendi hayatından daha çok önemseyen bu askeri görünce çok etkilendi ve ona "Neden üstündeki montu mermilerin üstüne örttün, üşümüyor musun?" diye sordu. Halime, "Benim üşümem hiç önemli değil. Bu cephane yüzlerce, belki de binlerce askerimizi koruyacak," dedi. Kimi kaynaklara göre ise "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" sözlerini sarf etti. Mustafa Kemal Paşa, kafa kağıdını yani kimliğini istediği Halime'nin kadın olduğunu görünce kendisine "Sen kız mısın?" diye sordu ve evet cevabını aldı. Paşa yaverine Halime Çavuş'la ilgili tüm bilgileri not aldırarak Ankara'ya döndü. Halime Çavuş 9 Haziran 1921'de Yunan savaş gemileri İnebolu'yu bombaladığı sırada ayağına gelen şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralanarak ordudan ayrıldı. Savaşın sonunda Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife Hanım ile görüşmesi için Ankara'ya davet edildi. Çankaya Köşkü'nde 15 gün ağırlandı. Bu sırada çavuş rütbesine yükseltildi ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Paşa'nın "Seni yollamıyorum, bizim kızımız ol" sözlerine "Annem ve babam beni bekler" yanıtını verdi. Paşa tarafından çeşitli hediyelerle birlikte evine yollandı ve kendisine aylık bağlandı. 1934'te soyadı kanununun çıkarılmasından sonra Kocabıyık soyadını aldı. Kardeşi Hasan'ın oğlu Sadık'ı evlat edindi. Kastamonu Duruçay köyünde 20 Şubat 1976 tarihinde yaşamını yitirdi.